Merhaba arkadaşlar, Oyuncak Butim kanalına hoş geldiniz. Evet, çok güzel dolabım bitti. Harika bir dolap oldu. Hadi gelin birlikte izleyelim nasıl yapmış bunu Şen abla. Bugün ne yapacağız? Böyle bir kutu görüyorsunuz, simsiyah, uzun bir kutu. Bu ne kutusu biliyor musunuz arkadaşlar? Bu bir süpürge, elektrik süpürgesinin kutusu. Kalınca bir kutu. Biliyorsunuz ben kutulardan dönüşümler yapıyorum. Bir sürü şeyler yaptık, dolaplar yaptık, yataklar yaptık. Şimdi böyle büyük bir kutu bulmuşken hemen dedim ki benim bu büyük bebeklere bir gardırop lazımdı. Hemen aklıma o geldi, dedim ki bunu değerlendireyim. Ve bu kutuyu şimdi bir gardıroba çevireceğim. Ben daha önceden şu kısımlarını boyadım. Bu böyle simsiyah bir kutu. Şöyle boyadım ki fazla vakit almasın diye. Boyayacağım daha. Boyamaları yine göstereceğim. Beyaza boyadım. Akrilik boyayla. Bu önden şöyle kapısını açtım. Böyle dikdörtgen bir kutuydu. Şuradan keserek kapı yaptım. Buraya kulp takacağım. Daha sonra onları göstereceğim. Gördüğünüz gibi içini de boyadım. İçini pembe boyadım. İçinde de şöyle kutularımız vardı. Bunları daha monte etmedim, size göstermek istiyorum. Böyle kutularım vardı. Bunlar kuruması zaman aldığı için yine böyle bir kat boyadım. Hatta birer kat daha atacağım. İç kısmını pembe yapmak istedim. Hatta şöyle bir kutum daha var. Böyle üst üste duruyordu bunlar. Böyle ham hali şu, renksiz hali. Ben onu boyadım arkadaşlar. Böyle pembeye boyadım. Siz de böyle kalınca büyükçe bir kutu bulabilirseniz böyle bir dolap yapabilirsiniz. Bunu çekmece yapacağım. Yine böyle ortası delik bir mukavva vardı üzerinde. Bunu kenarlardan silikonla yapıştıracağım. Ve çekmecemi hazırlamış olacağım. Böyle yuvarlak bir tahtam var. Hobi dükkanlarında bulabilirsiniz. Bauslar'da var, Koçtaş'ta var bu tür yuvarlak tahtalar. Şuradan iki tane delik açtım. Yerini belirledim. Şuralardan delik açtım. Bu da ne olacak arkadaşlar? Askı sistemimiz. Gayet basit. Tabi bu dolabın işi daha çok uzun. O yüzden ilk başta bunları boyadım, kuruttum. Şimdi sizlerle birlikte bir kat daha atacağım. Hatta ben bu dolabımın kapağını biraz hareketli bir kapak haline getireceğim. Yine dolabımın üstüne, yine bebeklerimin aksesuarı çok olduğu için bu kutuyu da atmayacağım, boyayıp şu şekilde uzatacağım, yapıştıracağım. Buraya da yine bebeklerimin aksesuarlarını koyacağım. Böyle komple bir dolap olacak. Bebeklerimin eşyalarını toplayan bir gardırop yapacağız. Yatağını da yapacağız tabii. Yatağı unutmadık arkadaşlar. Hadi gelin başlayalım bakalım nasıl bir şey olacak. Ben de merak ediyorum. Bence güzel, şık bir şey olacak. Hadi başlayalım. Şöyle iki tane akrilik boyam var arkadaşlar. Biri pembe, biri beyaz. Bunlar mat. Siz istediğiniz renklerden alıp kullanabilirsiniz. Akrilik boyalar daha kalın ve çabuk kuruduğu için akrilik tercih ediyorum. Şimdi dolabımın şu yan kısımlarını boyayacağım. Şöyle bir kabın içerisinde biraz suyla karıştırıyorum. Şöyle çabuk çabuk boyamaya çalışıyorum. Kuruduktan sonra bir kat daha atacağım. Şu yollar yok olsun diye. Çünkü tek kat yeterli olmuyor. Evet, şimdi böyle boyadım. Daha ıslak arkadaşlar. Kurumaya bırakacağım. Şu yanları boyadım. Kuruduktan sonra bir kat daha atacağım. Çünkü yol yol. Bir de mukavva olduğu için biraz tabii ıslanınca esnedi. İçindeki tahtayı da yapıştıracağım daha sonra. Bu içinin aparatlarını yapıştıracağım. Onları göstereceğim size nasıl yaptığınızı. Şimdi bırakacağım. Kuruması için bekleyeceğim. Evet, ben yine dayanamayıp boyadım arkadaşlar. Çabuk kurusun diye. Buraları da pembeye boyuyorum. Pembe beyaz. Biraz da o kapağın üstüne dekoratif bir şeyler yapmayı düşünüyorum açıkçası. Evet arkadaşlar, kutum şu anda kurudu. Şimdi bunu içine yerleştireceğim. Şunu buralardan silikon tabancasıyla yapıştıracağım. Bunu yapıştırmayacağım. Çünkü bu göz olacak. Gözüm olduğu için
Onu sabitlemeyeceğim. Sadece şunu sabitleyeceğim. Şöyle biraz daha alayım. Silikon tabancasıyla şuralardan sabitleyeceğim. Şimdi biraz ıslandığı için eğrildi tabii. Mukavva olduğu için karton kutu. Evet, yine böyle tahtalarım var. Biliyorsunuz bu tahtaları yine hobi dükkanlarından bulabiliyorsunuz. Yumuşak makasla kesebilirsiniz bunu. Şimdi bundan ne yapacağım ben? Bir tane tahtam yetmedi. Onun için şimdi şöyle üste şöyle tahta koyacağım. Alt kısmı da böyle tahta koyacağım. Biraz kapakta tahta görünümü versin diye. Bunları yapıştıracağım. Şu iç kısma da artan bir parçam var. Onu da şöyle yapıştıracağım. Buraya da böyle dekoratif bir şey yapmayı düşünüyorum. Şöyle ortalarsam kapağım da rahat kapanacak. Evet, dolabımı süslemeye başladım. Onun yanında bir de burası şimdi yapıştı. İçindeki gözü çıkarttım. Tekrar yerleştireyim gözü. Evet. Ve çekmecemiz de hazır. Askılığımızı takacağız. Bunu da silikonlayacağım. Düşmemesi için. Buraları sonra güzel aksesuarlarla kapatacağız. Evet, şimdi şunu ortalayıp yapıştıracağım. Çünkü birazcık kısa geldi. Ama ben yine bunun üstüne dekoratif bir şeyler yapacağım arkadaşlar. Şuradaki pisliği kapatmak istediğim için şöyle yapıştıracağım. Evet, şimdi dolabın kapağına bu tahtayı yapıştıracağım. Böyle bir bütünlük sağlayacak. Buraya ama yine özel bir şey alacağım böyle tahtadan. Hobi dükkanlarında satılıyor ya tahtadan oymalar filan. Odamıza uygun bir şeyler bulup buraya yapıştırmak istiyorum. Daha dolabımızın işi uzun tabii. Şimdi bunları yapıştıracağım. Biraz tahta havası vermesi için. Yine silikonluyorum. Şöyle silikonlayacağım. Silikon iyi tutuyor çünkü. Evet, iki tarafı da yapıştırdım. Dolap kapağım hazır. Şimdi tahtam yetmediği için bu ön tarafı çalışıyorum. Zaten bir videoda bu dolabı bitiremeyeceğim. Diğer videoda da zaten süslemelerini yapacağım. Şimdi kabasını yaptık zaten gördüğünüz gibi. İçi hazır. İçinin askılığı hazır. Çekmecemiz hazır. Kapağımızın kapanması için bir mıknatıs koyacağım buraya. Yine bir düzenek hazırlayacağım. Tabii bir tane de güzel bir kulpa almak istiyorum buraya. Bu yan tarafları da yine bu tahtadan devam etmek istiyorum. Şimdi ama bu videoyu bitirmeden önce bir şey daha eklemek istiyorum. Evet, süsleyeceğiz dedim ya, daha çok süsleyeceğim ben bu dolabı. Böyle bir transferim var. Buraya bunu transfer yapacağım. Bu tahta üzerine ve diğer şeylerin üzerine tela transfer. Bunu yapıştıracağım şimdi. Buralara da yine bir şeyler gelecek arkadaşlar. Bakalım, düşünüyorum, tasarım yapıyorum. Siz de isterseniz boyamayabilirsiniz. Boyamayı sevmiyorsanız böyle stickerlar var biliyorsunuz, renkli, çiçekli. Alıp kaplayabilirsiniz. Benim gibi boyamaktan hoşlanmazsanız kaplama yapabilirsiniz. Çok güzel stickerlar var, çiçekli. Ya da böyle tahtalar alıp tamamını tahta yapabilirsiniz. Tamamen size kalmış arkadaşlar. Evet, sanki dolabımın üstünü ben boyamışım gibi oldu. Genç odası yaptığımız için böyle bir resim eklemek istedim. Evet, sanki bunun üstüne kendimiz boyamışız, resmetmişiz gibi oldu. Gayet güzel oldu bence. Evet, böyle bir dolap kapağımız var. Dediğim gibi buraya güzel bir kulp takmayı düşünüyorum. Bu yan taraflara da yine böyle eklemeler yapabilirim. Güzel bir dolap yapmak istiyorum. Bakalım kızlar görünce ne yapacaklar. Dolabımın içi hazır şimdilik. Ama ufak tefek aksesuarlarım kaldı. Onları da ikinci videoda sizlerle paylaşacağım. Şen ablayı takip etmeyi unutmayın arkadaşlar. Bu arada abone olmayı da unutmayın lütfen. İkinci videoda görüşmek üzere. Seviyorum sizleri. Bye bye.